Selamlar ahali, hepiniz hoş geldiniz. Eyrup Üniversales 4'te Osmanlı İmparatorluğu serimize uzun bir aranın ardından devam ediyoruz. Açıkçası Twitch'te gerçekleştirdiğim Milan serisinde baya baya bir EU4'ü özlediğimi fark ettim ve yaklaşık 2 hafta sonra bir update gelecek galiba EU4'e ve köklü bir update olacak bu. Bu köklü update gerçekleşmeden evvel Osmanlı serisini bitirip zafere ulaştırmaya çalışacağım efendim. Dilerseniz ülke sınırlarımıza şöyle bir göz atalım. İsveç tarafına sınırlarımızı dayamışız. Moskova devletini köşeye sıkıştırmışız. Yani kısa zaman içerisinde bir Moskova seferi gerçekleşebilir. Hatta şuradan hemen Moskova'ya spy atmaya başlayalım. Oyrat'a herhangi bir şekilde saldırı düzenleyemiyoruz. Çünkü Oyrat Ming'in bir tribütörü. Ve bu sebepten dolayı Oyrat'la savaşmak birazcık risk olacaktır bizim için. Oyrat devletini şimdilik bırakacağız. Ama Moskova seferinden de önce yapacağımız bir hamle var. Fars devletine savaş ilan edeceğiz arkadaşlar. Ve bu savaş bağlamında Afganistan devletini bireysel olarak savaşa çağıracağız. Afganistan'ın elayı Transaksonya devleti. Ve Transaksonya ile beraber Afganistan'ın bağımsızlığını garanti eden Mazdaran devleti de bize karşı savaşa gelecek. Bu sebepten dolayı Mazdaran sınırlarına da asker yığmak durumundayız. Bu yüzden ben şuradaki 20K'lık birimlerimi yavaş yavaş Mazdaran sınırına doğru ilerleteceğim. Bu arada babuşlar çok çok teşekkür ederim. Kanala destek vermeye devam ettiğiniz, videoları izlediğiniz, beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için çok sağ olun. Yorumlar kısmının kapalı olması sizin yorumlarınıza değer vermiyorum anlamına gelmiyor kesinlikle. Şunu belirteyim, yorumlar kısmı kapalı olsa dahi siz yorum yapabiliyorsunuz ve yaptığınız yorumları ben okuyabiliyorum. Yorumlar kısmının kapalı olmasının tek sebebi arkadaşlar sosyal medya, bireysel olarak iletişim kuramadığın bir mecra olduğundan dolayı karşıdaki arkadaş nasıl olsa benimle iletişim kuramaz deyip gerçekten haddini çok fazla aşabiliyor. Yani inanması güç bir şey gerçekten. Bir insan neden bu kadar tepki görebilir? Şöyle örnek vereyim size. Atıyorum Amerika kıtasına kazara Avrupa kıtası dedim. Varsayımda bulunuyorum tamamen. Sırf bu kelime hatamdan dolayı benim 7 sülaleme küfür yediğim zaman oldu. Zaman oldu dedim, çok geçmişe gitmeyin ha. Yani birkaç gün önce. Mount & Blade Warband'da Viking Conquest modunun hikayesini oynuyoruz ve hikayenin akabine hani arkadaşlar buraları birazcık hızlı geçelim deyip varsayımda bulunuyorum. Bir yerden diğere giderken ışınlanmamdan dolayı benim anam bacım bırakılmadı yani. Hani düzgün oyna lan oyunu, bilmem nenin çocuğu falan diye arkadaşlar inanamazsınız ya hani gerçekten. Tabii ki birkaç tane dangozun suçu ya da birkaç tane dangozun hatası yüzünden sizleri umursamıyor gibi mi görünüyorum? Tabii ki hayır. Elbette ki hayır. Benim sadece niyetim bu insanlar kendilerini bir şey zannetmesinler. Fasulye gibi nimetten saymasınlar. Sizin yorumlarınız her türlü bana geliyor zaten. O arkadaşlar da sizin gözünüze gözükmüyor ve kanalı kirletemiyorlar. Bu sebepten dolayı yorumlar kısmı kapalı. Bir müddet daha kapalı kalmaya devam edecek. Provence'la aramdaki ilişki pek umurumda değil ya. Ben prestijime bakarım abi. Başka ekleyeceğim bir şey var mıydı? Hızlıca onu hatırlamaya çalışıyorum. Sonra oyun hızını açıp savaşlara geçeceğim seri seri. Ha bir de bu yorumlar kısmında anabacı küfür edenlerden ziyade bazı çatlaklar var. Ve bu çatlaklar şu şekilde hareket ediyorlar arkadaşlar. Beyler selamın aleyküm. Ben bu kanalda Super Power 2 videoları izlemeyi seviyorum. Çok güzel, harika. Git istediğin videoyu seyret. 4000 tane video var. Nasıl keyif alıyorsan öyle takıl. Ama akabinde şu. Artık Super Power 2 oynamıyor. Hadi beyler bu oça tepkimizi gösterelim. Benle beraber bütün videolarına dıştay katıldı. Hurala bir bakıyorum 50-60 kişi toparlanmış. Kanka ne yapıyorsun? Bir insandan nefret etme sebebin artık şu oyunu oynamıyor. Yani hani atıyorum bir gün beraber oturduk. Tamam mı? Hep birlikte çay içtik. Şekerli çay. Çaya şeker attım. Ertesi gün dedim ki ya şeker bana dokunuyor. Ben bugün çayı şekersiz içeceğim. Çayı şekersiz içtiği için ana bacı sövdüğünüz bir arkadaşınız varsa eyvallah. Tertemiz psikopatsınız. Ama bunu yapmıyorsanız bana yaptığınız muamelede yanlış yapanlara söylüyorum elbette ki. Sizinle alakalı bir sıkıntı yok babuşlar. Yani söylemiş olduğum gibi yorumlar kısmı bu sebeple kapalı. Sakın yanlış anlamayın. Hala bütün yorumlarınızı okuyor ve keyif alıyorum açıkçası. Hemen bina basmaya devam edelim. Gelirimizi olabildiğince arttıralım. Ticaret binaları da basmaya devam edelim. Bu 250 dukatlık kısımda bizim savaş hibemiz olsun. Bakalım biz Osmanlı Devleti olarak
Ofansif ve quality idealarını bitirmişiz. Gayet iyi konumdayız. Savaşacağımız Mazdaran Devleti'nin ise sadece ofansif ideası var. Yani savaşta bize çok büyük karşı gelemeyecektir ki zaten Mazdaran dışında herhangi bir şekilde kimsenin bize kafa tutabileceğini zannetmiyorum. Transaksiyon falan filan aradan hızlı bir şekilde çıkacaktır. Ordularımız konumunu aldığına göre şöyle bir askerlerimizi açalım. Aa süper, askerlerimiz zaten açık bir biçimdeymiş. Buradaki ordum antrenman yapsın. Şuradaki ordumun başına birilerini verebiliyor muyum bilmiyorum. Roma'daki ordum da antrenman yapsın. İtalya tarafına da bayağı yayılmışız. Bir Milan seferi düşünülebilir yanlış şey yapmıyorsam, hesaplamıyorsam. Aynen. Milan seferi düşünülebilir. Hatta Milan seferi bize çok karlı şeyler getirebilir. Milan'ın elinden şuradaki 3-4 toprağı alırız. Ve tek gelecek devlet Hamburg devleti. Hiçbir sıkıntı olmaz. Dünyanın dört bir yanına Osmanlı devleti ile fetihler yapmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi ekstradan bir general daha alabiliyor muyum kardeş? İshak pehlivanı verir misin bana? Çok teşekkür ederim. Hemen Fars savaşını başlatalım efendim. Afganistan devleti gelmiyor Fars savaşına. Çok güzel. O halde Afganistan'a doğrudan savaş ilan ederiz. Şimdi şöyle yapalım. Sevgili İshak Pehlivan yukarıdan bastırsın. Herhangi bir şekilde dere eksisi ve tepe eksisi yemeyecektir diye tahmin ediyorum. Diğer ordumuz da Fasa tarafını kuşatsın. Askerlerin kaçması benim hesapladığım bir durum değildi ama sanırım yakalayabiliyorum. 17 Mayıs'ta gidiyor, 16 Mayıs'ta gidiyoruz. Mükemmel. Bir gün farkla yakalayabiliyoruz. 2 eksi yememize rağmen çok güzel bir şekilde Fas devletini bastırmayı başardık. O halde şöyle yapalım. Afganistan devletine de biz claim biriktirelim. Afganistan devletine de bir savaş ilan edelim. Rusya savaşı tahminimce birazcık gecikecek. Ve Mazdaran devletine Afganistan üzerinden savaş ilan etmemin sebebi tamamen şuradaki ticaret noktasını ele geçirmek istememden kaynaklı. Kızılsu, Golestan, Sarı ve... Savaşımız bitti bile. Sarı ve Amol taraflarını ele geçirip kendime bir bağlantı noktası oluşturmaya çalışacağım. %40 %42 bura. %38-40 civarı bura. %80 sanırım bireysel olarak savaşa çağırmazsam bir bağlantı oluşturamayacağım. Umarım Mazdaran'ı da tikleyebilirim ve Mazdaran'ı tiklediğim zaman Karakoyunlu Devleti'nin de savaşa katılabilecek olması bir gerçek. Bu sebepten dolayı ordularımızın konumunu birazcık değiştirebiliriz. Afganistan'a daldığımda Transaksonya'yı da bireysel olarak çağıracağım. Transaksonya'nın elinden şu toprakları alırız ve hatta savaştan ilk Mazdaran'ı çıkarıp Transaksonya'yı komple yutmayı deneyebiliriz. Ama ve lakin şöyle bir sıkıntı var. Gerçi Karakoyunlu Devleti'nin etrafı komple kalelerle çevrili. Karakoyunlu Devleti kolay kolay çıkış gerçekleştiremez. O halde ne yapalım? Biz şuradaki 60K'lık orduyu da bölelim. 30'ar 30'ar. İdman yapmasınlar madem. Burada böldüğümüz orduları da Karakoyunlu sınırına götürelim. Karakoyunlu'ya bir sefer düzenlemiş olalım. Hemen şu Fars tarafını yutalım diyecektim ki bir diplomatım yok. Tamam. O halde hemen Moskova Devleti'ne bir şeyde bulunalım. Hak iddiasında bulunalım. Hak iddiasında bulunduktan sonra Fars Devleti ile aramızdaki savaşı bitirelim. Buradan hatta acaba Moskova'ya mı ilerlesem? Elimde bulunan şuradaki ordular acaba Moskova'yı fethetmeye yeter mi? Dur bakalım. Önden Moskova Savaşı'nı yapalım. Moskova Savaşı'ndan sonra Mazdaran üzerine ilerleyelim. Ne dersiniz? Bence bu da gerçekleştirilebilir bir plan. Bu planın da herhangi bir sıkıntısı olduğunu zannetmiyorum. Zaten sanırım Humanist Ideye bitirmiştik. Bu sebeple isyan riskilerini çok yaşamayacağız. Bu sayede daha doğrusu. Sebeple demek olumsuz cümlelerde kullanılır. Dil bilgisi öğretmeniyim sanki. Evet efendim. Buraları da korlayalım. Fars devletini de bu şekilde hakimiyetimiz altına almış ve topraklarımızı genişletmiş olduk. Hemen diğer ordularımın Moskova sınırına çıkmasını bekleyeceğim. Moskova sınırına birazcık siege'de eleman lazım. İshak Paşa'yı alalım. Şuradaki 20K buradan bastırsın. İshak Paşa buradan bastırsın. Buradaki 20K'da kalan topraklarını alıp ilerlesin. Hızlıca bir bölgelerimize dağılalım. Birazcık Corruption yiyip National Tax Modifier'ı +10 arttırabilirim.
Korlama işlemleri tamamlanıyor. Moskova Savaşı bitene kadar korlama işlemleri tamamlanır. Zaten Moskova'yı şöyle çevreleyip daire içerisine almayı planlıyorum. Tıpkı Karakoyunlu Devleti'ne yaptığım gibi. Karakoyunlu Devleti de şu an benim insafiyetime kalmış konumda. Herhangi bir şekilde herhangi bir yere genişleyemez. Moskova Devleti'ne savaş ilanımızı gerçekleştirelim efendim. Ve hemen buraya da bir siege'de eleman istiyorum. Gidelim şuradan başkentine ve kalesini çökertelim. Buradaki orduyla da ilerleyip ordularını ayarlayalım, arayalım. Şuradaki arkadaşları da 10 arka şeklinde bölüp buraları siege'lete ilerleyelim bakalım. 7 birimlik bir Moskova ordusu var. Sanırım o Moskova ordusunu yakalayabilirim gibi duruyor. Evet, şurada ya da burada yakalayacağız bir şekilde. Gidelim kalesini çökertelim 30 binlik ordumuzla. 15 binlik bir ordu var. O 15 binlik ordunun bize zarar verebileceğini pek zannetmiyorum. Kilit yer misin? Çok güzel. Kilit dedi. Bu tarafta buradaki 7 binlik ordusunun işini bitireceğiz. Hemen kale üzerine ve başkent üzerine oynamaya çalışacağım. Asla stability kaybedemem. Burada yakalayabiliyor muyum? Çok güzel, yakalayabiliyorum. Dere eksisi falan yemeyeceğiz bu sayede. 4 shock damage ile beraber düşmanın ordusunu yere sermiş olduk efendim. Ne tarafa doğru ilerleyebiliriz? Şuradaki 15K'nın amacını çözemedim. Onu durdurmaya doğru bir gidelim. 10K'lık ordularımızla şuraları siege'lemeye devam edelim. Zaten 10K'ma karşı gelebilecek bir kuvveti yok. Afganistan devleti Delhi ile falan savaşa girmiş galiba. Şu an o coğrafya birazcık karışık gibi duruyor. Kimler savaşıyor birbiriyle? Yarkand ve Delhi beraber Afganistan devletine saldırmışlar. Ve Delhi'yi savunmaya Transaksonya gelmiş. Mazdaran devleti bağımsızlık garantörlüğüne rağmen henüz savaşa dahil olmuş değil. Belki de savaş Transaksonya üzerinden başlamıştır. Evet, Yarkand'ın Transaksonya savaşı üzerinden başladı. Benim için bir sıkıntı mı? Değil. Afganistan'a şöyle bir claim atalım bizim tarafımızdaki Kandahar tarafına. Claim'imiz hazır bulunsun. Bir yandan da Milan Savaşı için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz elbette. Şuradaki 15K'lık orduyu yakalamak üzere Cemal Pehlivan komutasındaki orduyu görevlendirdik. Yavaş yavaş alt taraftan Perm taraflarını da işgal etmeye devam ediyoruz. Alttaki 10K'lık ordularıma herhangi bir şekilde zarar verebileceklerini düşünmüyorum. Bakalım şuradan yakalayabilirsem Moskova ordusunu yakalamaya çalışacağım. Çok güzel. Kaçabiliyor her türlü ya. Kilit yemesini bekleyelim efendim. Kilit yemesini bekleyelim. Buradaki ordularımızla da baskı uygulamayı sürdürelim. Kilit yer misin dostum? Çok güzel. Kilit yedi. Hemen aşağı tarafta orduyu sıkıştıralım. Dere eksisi falan yemeyeceğiz. Çok güzel. Bir alan eksisi yedik ama yediğimiz alan eksisinin sebebini tam bilmiyorum. Düşman ordusunu mağlubiyete uğrattık. Hemen buradan başkent Murom'u da kuşatalım. 10K'lık ordularımız baskı uygulamayı sürdürüyor. Buradaki orduyu 15K şeklinde bölüp siege'e yardım ettirebilirim. 20K'lık savaş ordum da ordularını kovalayıp sıkıştırmaya devam edebilir. Her taraftan baskı uygulamaya devam edeceğiz. 8K'lık ordu şuralara doğru geliyor. Sanırım onu yakalayabilirim. Şuradaki arkadaşa bir komutan verirsem daha faydalı olacaktır. Yukarıdaki 9K oraya desteğe gidemez zaten herhangi bir şekilde. Buradan da ordum sıkıştırmayı sürdürüyor. Çok güzel. 15K'lık orduyla etrafı bir alalım. Şurada bir savaş gerçekleşecek. Dağlık alan eksisi yiyeceğimi düşünüyorum ama diğer yiyeceğim eksi ne bilmiyorum. Hem alan eksisi yedik hem dere eksisi yedik galiba. Neyse. Ordu sayımızın fazlalığıyla bir şekilde kurtulabiliriz diye düşünüyorum ki kurtulmayı başardık bile. İlerlemeyi sürdürelim. O 10K'lık Moskova ordusunu yakalamaya çalışalım. Bir yandan başkent kuşatması sürdürülürken bir yandan işgal etme savaşımız da devam etmekte. Hem şimdi buradan baskı uygularız. Bunu da buradan yakalamaya çalışırız. Her türlü bir şekilde sıkışacak bu arkadaş. Aşağı tarafa gitmeyi seçti. Çok güzel. Oradan da seni sıkıştırabilirim. Buradan da seni sıkıştırabilirim. Buradan da sıkıştırırım. Her türlü çarpacaksın o kayaya. Bekleyelim. Kilit yemesini bekleyelim. Tamam, çok güzel. Kilit yedi. Buradan gidip o orduya baskın düzenleriz. 15K ile buradan sıkıştırmaya devam edelim. 13K'lık ordusunu burada hiç edeceğiz muhtemelen. 10K'lık orduyla buranın siege'ini sürdürelim. Bizden kaçış gerçekleştiremeyecektir diye düşünüyorum. Kaçan ordusunu da yakalayıp def etmeyi başardık.
Yalnız bu kadar yıkılmış bir Moskova devletinin bu denli bir ordu basabilmesi gerçekten çok tuhafıma gitti açıkçası. Bunu da belirtmekte fayda var. Ben böyle bir güçle karşıma çıkabileceğini düşünmüyordum açıkçası. Askerleri çok eğitimli değil, çok gelişmiş değil. Teknolojik anlamda da geride kaldığından dolayı bir miktar sıkıntı yaşamakta ama ona rağmen gerçekten karşımıza kuvvetli bir orduyla çıktı diyebilirim. Muhtemelen askerlerini buradan dağ bayır sürüp kaçırmaya çalışacaktır. Ordumuz da onları kovalamaya devam edeceğiz. Kovalamayı sürdüreceğiz. Bütün tarafları ele geçirmeye çalışıyorum. Arazi tarafı şurada dayağını yer muhtemelen. Ama önce kilit yemesini bekleyelim. Çok yavaş hareket edecek çünkü ormanlık Amazon taraflarında. Kilit yer misin dostum? 7 kilidi, çok güzel. Burada onu yakalayacağız. Buradaki elemanla da şurayı siege deriz. Siege işlemimiz bütün hızıyla devam ediyor efendim. Legalizme ilerliyoruz her zamanki gibi. Teknolojik gelişmelerden faydalanabiliyorum. Hemen hızlıca teknolojik gelişmelerden faydalanalım. Bir ay diye gitmiyormuşum ve teknoloji benimsemek için de 4000 altın gerekiyor. Ancak henüz Global Trade teknolojisine ihtiyacımız yok. Manufacturing teknolojisi için ise manufacturing binaları basmam lazım ki sanırım manufacturing binaları alanında gayet iyi konumdayım. Burada bir yandan da Milan seferini oynayacağız. Orduları şöyle 25'er K şeklinde bölelim ve yavaştan sınıra götürelim ordularımızı. Milan'a saldırdığımızda Fransa ve Hamburg. Evet, Fransa devletinin işin içerisine dahil olması birazcık sıkıntı oldu açıkçası bizler için. Ancak Milan'a dağıldığımızda gelecek Fransız kuvvetlerini def edebileceğimizi düşünüyorum. Fransız kuvvetlerini def edebilmek için buraya bir miktar ordu takviyesi yapmamız gerekebilir. Sanırım şuradaki 30 binlik orduyu buraya takviye olarak göndereceğim Siyanla tarafına. Karakoyunlu devletini de 15 RK ile Anadolu tarafından kuşatacağım. Zaten bu Rusya savaşı sona erdikten sonra gayet rahat bir şekilde Mazdaran tarafını kuşatmaya adam yollayabileceğiz. Her yerde fazla fazla askerimiz olacağı için çok büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Moskova kuvvetlerini tamamen def etmeyi başardık. Moskova kuvvetleri an itibariyle yok olmuş durumda. Herhangi bir şekilde Moskova'nın askeri kalmadı diye tahmin ediyorum. Tabii ki paralı asker üretmeye başlamıştır bile. 12.000 manpower var ancak herhangi bir şekilde bizi durdurabilecek bir askeri kuvvete sahip değil kendileri. Ve savaş skorumuz %99 olmuş vaziyette. Şöyle bir halkaya alma taktiği uygulayalım. Şu taraflardan da bağlantısını keselim ki ileride bize sıkıntı olmasın. Sanırım böyle bir fetih çok çok işe yarayacaktır. Moskova devletini bayağı bir kuşatma altına almış olacağız. Parasını alıp ekonomisinin de sekteye uğramasını sağlayalım. Şu an için yapmak istediğim başka bir şey yok. Moskova devletini burada bayağı bayağı sıkıştırmış olacağız. Şu taraflarda tabii ki toprağı yoksa tabii ki toprağı olmadığını tahmin ediyorum. Moskova devletinden buradaki toprakları alalım efendim ve Moskova'yı bayağı bayağı ufaltmış vaziyetteyiz artık. Hemen overextension yemeden korlama işlemini gerçekleştirelim. Biliyorsunuz kora çok az puan ediyoruz çünkü zamanında administer idea'sını bitirebildik. Bu bitirme sayesinde çok çok az meblağ ödüyoruz. Ufak tefek isyan riskleri var. Önemli değil. Onlar overextension bitince düzelecektir. Ve Moskova'yla bir sonraki savaşımız 1626 yılında gerçekleşecek. Moskova'nın toplam savaş skoru 165. Yani 2 savaş sonra Moskova devletine tamamen son verebileceğiz. Şu 15'er K'lık orduları Karakoyunlu tarafının Mazdaran bölümüne yığmaya başlayalım. Buradaki toplamda 60K'lık kuvvetle Karakoyunlu Devleti'ni yok etmeyi planlıyorum. Buradaki 20K'lık ordumu Mazdara'nın şu üst tarafına getirelim. Şuradaki totalde 20K olan orduyu da buradaki Altın Kuduk bölgesine gönderelim. Ve Afganistan üzerinden gerçekleştireceğimiz Mazdaran, Transoksanya ve Karakoyunlu Savaşı'nı başlatmış olalım. Afganistan Devleti'ne baktığım zaman Mazdaran'ın geleceğini görüyorum. Mazdaran'ı tikler, Karakoyunlu'yla falan uğraşırız. Ancak bu savaş için önce ordularımın konumlanmasını bekleyeceğim. Ve diğer teknolojinin bende çıkması için manufacturing binalarını basmaya devam ediyorum. Yüksek gelir elde edeceğim binaları basmayı tercih ediyorum şu an için.
Para buldukça bu bina basımını sürdüreceğim ve sanırım diplomasi alanında ufak tefek bir sıkıntı yaşıyoruz. Diplomatımızı upgradeleyebiliriz. Diplomasi alanında daha çok puan kazanabilmek için. Elbette ki bu benim gelirime bir ölçüden vuracaktır. 8000 goldluk bir gelir aldığından mütevellit ama çok etkilemez diye tahmin ediyorum. Admin teknolojisini alan arkadaşımızı da bir tık upgradeleyelim. Böylelikle çok daha yüksek mana değerine ulaşmış olacağız. Manalardan kastımı biliyorsunuz şuradaki puanlar. Gemi tradition'ımız da gelişti. Tabii ki bir yandan donanmamızı kuvvetlendirmeye devam ediyoruz. Donanma bastım mı hatırlamıyorum. Ama bir miktar donanma bas... Yok basmamışım, hayır. Hayır. Şuraya 10 tane daha büyük gemi getirme niyetindeydim. Ancak o büyük gemileri getirmemişim. Şimdi asıl problem şu. Ben buradan bir yandan Milan Savaşı'nı sürdürürken Fransa ile uğraşıp bir yandan da acaba Mazdaran Seferi'ni gerçekleştirebilir miyim? Asker sayım yeterli gelecek mi bilmiyorum. Kenarda köşede bıraktığım askeri grup yok mu acaba ya? Moskova tarafını bitirdik. Moskova tarafı mükemmel bir şekilde bizim kontrolümüz altında. Mazdaran tarafında bayağı yüklü miktarda askerim var. Afganistan üzerinden saldıracağım seferde. Yüklü miktarda askerim var. 80k aşağıda var. 40k yukarıdan bastıracak. Karakoyunlu Devleti'nin üzerine ise totalde 60k ordu yollayacağım. 60 binlik bir ordu Karakoyunlu'yu tüketmeye yetecektir. Kaldı ki Karakoyunlu Devleti'nin el aylığını bozduktan sonra elindeki önemli noktaları alıp daha da ufaltma niyetindeyim. Rahba, Hadillah, Karbal ve Savavat taraflarını alıp buradan kendime bir geçiş koridoru oluşturma ve şuradaki toprağı da alma niyetindeyim. En az 5 toprak alacağım Karakoyunlu Devleti'nden. Dediğim gibi asıl mesele şu, bu Milanlı seferine yardıma İngiltere gelecek mi? Hamburg ve Fransa geliyor ancak İngiltere gelmiyor. İngiltere zaten bir savaştaymış. Hangi savaştasın sevgili İngiltere? Amerika kıtasında İnkalarla savaş halinde. Bir tane diplomatımızla İngiltere ile aramızdaki münasebetleri geliştirelim. Ordularımız konumlanmaya devam etsin. Tek başıma Fransa Savaşı'na girmek istemiyorum. İngiltere'nin donanmasına da ihtiyaç duyabileceğimi düşünüyorum. Gerçi tek başıma Fransız'ı da dövebilirim ya herhalde. Şöyle bir bakınalım. 250-260 binlik bir askeri gücüm var. Bana en yakın olan Ming'in bile 180 binlik askeri gücü var. Ve Fransa tarafının sadece 65 binlik askeri gücü var. Fransa'nın aldığı idealara göre Milan Seferi'ne de girişebiliriz. Bir tanecik defansif idealları var. Sanırım benle savaşta o kadar burun buruna çarpışamayacaklardır. Gelir gelir ordu kestirir en baba. O halde şöyle yapalım. Bu bölümlük burada bırakalım. Gelecek bölümde hemen Milan Seferi'ni gerçekleştirelim. Milan Seferi üzerinden Fransa'ya zarar verelim ve hani İngiltere'nin kor topraklarını İngiltere'ye geri iade edelim. Aramızdaki dostluk ilişkisinin gelişmesi babında. İngiltere'ye yapacağımız bu yardımın akabine kendimizi İtalya tarafında geliştirelim. Arnavutluk Devleti'ne saldıramıyordum. Çünkü sanırım İngiliz Katolikliğin koruyuculuğunu mu almıştı Katolik Devletlerin? Evet, İngiltere Defender of the Faith'ten gelecek savaşa. Macar Devleti'ne dalabilirim belki. Gerçi İspanyol var, İspanyol sıkıntı olabilir. Litvan Devleti'ne saldırabilirim ki muhtemelen Litvan Devleti'ne saldıracağım. Hem İsveç'i zayıflatmak adına hem Litvan'dan toprak alabilmek adına. Poland'a bile saldırabilirim ya. Poland'dan saldırıp şuradaki 2 toprağı alırım, 2-3 toprağı Moldova tarafını. Litvan'dan da şuradan 1-2-3 toprak, 3-4 toprak aldık mı bütün karasal bağlantımızı sağlamış oluruz. Gemilerim de sağlam aslında. Upgrade'i var mı gemilerim? Tamam, gemiler upgrade'e başlasın. Biz de gelecek bölüme geçiş yapalım. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun babuşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.